Merhaba, sizce bu tişört benim bedenim mi acaba? Ya tişörtü boş ver. Ey millet, şu adamın anormal ve çekici olmayan yüzüne baksanıza. Aa, olamaz. Üzgünüm, çok üzgünüm. Evet, vergilerimi işliyorum. Vergi hilekarlığından tutuklanmalıyım. Stan amca, neden bunu yazdın sen? Çünkü düzenli olarak büyük vergi kaçırıyorum. Bence bunu buraya atsak iyi olur. Tut. Aa, hayır. Bazen düşünüyorum da hepsi bu kadar mı? Hayat esprili bir sonu olmayan korkunç bir fıkra gibi mi? Yani tatlı tatlı ölümün gelmesi için zamanımızı mı dolduruyoruz? Çocuklar, sanırım kamburum çıkmaya başladı. Sadece size karşı dürüst olmak istedim. Artık katlanamıyorum Mabel. O dişleri onun ağzından çıkarmalıyız. Ama o zaman yine yalancı olur. Bundan daha kötü olabilir mi ki? Söylesene. Küçük bir araştırmadan sonra ortaya çıktı ki esrarengiz kasabada Doktor Reçete diye biri yok. Bunun için çok iyi bir açıklaman olsa iyi olur. Oh, ve var. Bakın, size yalan söyledim. Bir de arabamı engelliler için olan yere park ettim. Havai fişek arakladım ve soyu tüketen hayvanları sınır dışına çıkardım. Ayrıca şişkosun. Bunların hepsi doğru mu? Hayır, hayır, doğru değil. Değil mi Mabel? Efendim, size karşı tamamen ve kesinlikle dürüst olacağım. Amcamız Stan bir... Stan bir... Gizli bir korku suç romanı yazarı. Ne? Evet, sizin son kitabın içerisinde geçen bir karakterin yaptıklarından söz ediyordu. Suç dedi. Hayatında hiç suç işlememiştir oysa. Ayrıca siz kilo mu verdiniz? Sonunda biri fark etti. Vay canına, bir yazar. Bana da yazmayı öğretir misin? Ne? Yazar mı? Yazarlar. Kurgunun ustasıdır. İyi geceler memur bey.